Жесть. Самолет, ёпта. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 16. gününde sürerken Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında askeri alanın bulunmadığı bölgede müstakil bir ev Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından evde yangın çıkarken bölge halkı büyük panik yaşadı. Rus ordusunun saldırıları sırasında bölgedeki doğalgaz boru hattı da isabet aldı. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken bölgede büyük panik yaşandı. Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu hazırladığı video kliple Rus askerlerine çağrıda bulundu. Государственный концерн «Укроборонпром» обращается к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации. Клипте çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. За каждый исправный боевой самолет воздушно-космических сил Российской Федерации концерн... Rusya Savunma Bakanlığı sivillerin tahliyesine yönelik Ukrayna'dan onay talep etmeden insani koridorlar açacaklarını duyurarak veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var açıklamasını yaptı. Гуманитарных коридоров и проведение эвакуации мирного населения. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkes anlaşması kapsamında başkent Kiev'e 20 kilometrelik Irpin'de tahliyeler dün de devam etti. (Gülüyor) 200'ü çocuk, toplam 2000 kişi güvenli bölgelere gönderildi. Sumi şehrinde de toplam 12 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi. Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarından dolayı Ukrayna'da halk zor günler geçiriyor. Savaş nedeniyle ülkede birçok şehirde tedarik zinciri aksarken marketlerde boşalan raflar yeni ürünlerle doldurulamıyor. Yaşanacak gıda sorununun önüne geçmek için marketlerde temel gıda ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi. Yeni kararla birlikte artık marketlerde şeker, kara buğday, buğday gevreği en fazla 2 paket alınabilecek. Patates 5 kilodan fazla alınamayacak. Yumurta ise 30 adetten fazla satılmayacak.